Twitter üzerinden kendi gündemini yaratmaya, birilerini hedef göstermeye, AKP içinde belli noktalara mesaj göndermeye devam ediyor Melik Gökçek. İstediğini de yapıyor aslında. Oğlu milletvekili oldu, oğlunu milletvekili yaptı. Belki şimdi başka istedikleri de vardır. Oğlu da babasını aratmıyor. Aslında bakacak olursanız öğreniyor işi. Yani şayet kürsüde tansiyonu yükseltmekse bu iş, tansiyonu gayet güzel yükseltiyor. Dün Meclis Genel Kurulu'nda bakın neler yaşandı. Ve Manisa'da FETÖ terör örgütüne bir operasyon yapılmış. Bu yapılan operasyondan sonra oraya şu anki genel başkanınız Özgür Özel Beyefendi gitti. Ne dedi? Bunlara FETÖ devlet tarafından FETÖ terör örgütü denilen ama kendisini hizmet hareketi olarak adlandırılan bir inanç grubuna yapılan saldırıyı kınıyorum dedi. Bunu diyen sizin genel başkanınız beyefendi. Siz gırtlağına kadar terör örgütlerle iç içesiniz. Belediye seçimlerinde kırmızı bültenle aranan terör örgütünü belediyesini İstanbul Belediyesi kazanasınız diye TRT'ye çıkaran siz değil misiniz? AK Parti ve CHP'li vekiller arasındaki terör tartışması Meclis Genel Kurulu'nda tansiyonu yükseltti. FETÖ'ye ait Samanyolu Koleji'nden mezun olan AK Partili Osman Gökçek CHP'ye yönelik terör suçlamasında bulundu. Yanıt CHP'li Mahmut Tanal'dan geldi. Ben PKK terör örgütünün 6 tane liderinin, sözde liderinin aleni olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini defalarca kez kürsüden değil televizyon ekranından söyledim. Niye dava etmediniz beni? Terör örgütü arıyorsan terör örgütünün okullarında mezun olan adam sen değil misin? Hızını alamayan Gökçek CHP'ye bu kez silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi üzerinden yüklendi. Ya Sayın Mahmut Tanal, keşke bu sesinizi seçim öncesi PKK terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken de çıkartsaydınız. Keşke bu sesinizi arkadaki Türk bayrağını kaldıran danışmanlara da çıkartsaydınız. Keşke bu sesinizi kendi aranızda PKK terör örgütü değildir diyen Tahir Elçi'nin hanımı için de çıkartsaydınız. Ya sizde ar haya varsa terör örgütlerinin meclisteki siyasi ağını araştırırsınız. Niye reddediyorsunuz? FETÖ terör örgütüyle ilgili FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diye defalarca verdiğimiz önergeleri niçin reddediyorsunuz? Madem bu konuda bir sıkıntınız yok, buyurun meclis bir araştırma komisyonu kursun, araştırılsın. Muhalefet milletvekilleri genel kurulda Gökçek'in babası Melik Gökçek'in ikamet ettiği konutla ilgili davayı hatırlattı. Mahkeme konutun Gökçek ailesine usulsüz satıldığını hükmederek ev için tahliye kararı vermişti. Melik Gökçek evden tahliye edilecek kararı Gökçek'in Dikmen'deki konutlarına yönelik usulsüz satış gerekçesiyle açılan davadan evi boşaltma tahliye kararı verilmiş ve mahkeme Gökçek'in kanuna aykırı şekilde Nevşin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ile Salih Çelen adına satın aldığı konutu boşaltmasına hükmetmiş. Babasına bak, oğluna al. Aslında senin gırtlağına bugüne kadar helal bir lokmanın da geçtiğini sanmıyorum. Gırtlağına kadar haram lokma senin midende var. Öte yandan genel kurulda HEDEP grubunun Tahir Elçi cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması önergesinin öne alınması önerisi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Bu saadet zincirinden az da olsa karla çıkan kişilere ayrıca sorulmayacak mı? Herkes zarar etti, parasını kaptırdı. Siz nasıl kar ettiniz? Sizin özelliğiniz neydi diye. İlk biz paraları teslim ettik diyeceklerdir belki de. Aslında ortada bir mağdur var mı bu anlamda? Mağdur sizsiniz, mağdur biziz, mağdur hepimiziz. Aldığımız maaşları bir poşete koymaya kalksanız küçük bir poşet yeterli olur belki, hatta fazla bile gelir. Çantalarla, valizlerle paralar, Bulgaristan'a gidenler, gözümüzün içine baka baka doldurulan çantalar, daha fazla para hırsıyla doymuyorlar. Ne başarıya, ne mevkiye, ne paraya, ne iktidara doymuyorlar efendim. O yüzden bir dönemin sembolüdür tüm bu fotoğraflar. Ve aslına bakarsanız o yüzden bu haberler ülkenin çok önemli haber bültenlerinde ilk sıralara taşınmaktadır. Bir dönem sona mı eriyor, sonuna mı geliyoruz? İşte bu soru önemli. Fenomenlere yapılan operasyon genişliyor. Öte yandan bir de fenomenlerimiz var biliyorsunuz. Dilan Polat'ın masasındaki 12 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu bile. Ve haklarında soruşturma da başlatıldı. İçlerinden biri ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak diye yanıt verdi Eylül Öztürk. Gelirseniz Türkiye'ye bir ifadenize başvurulacak herhalde.
Masadakiler biliyorsunuz hepsinin ortak yanları işte umre fotoğrafı paylaşıyorlar, lüks hayatlarını paylaşıyorlar. Bir taraftan hani bu paranın kaynağı ne diye sordukları zaman siz de çalışın sizin de olsun diyorlar. Instagram'da yıldızları parlıyor. İşte birbirlerine kilolarca altın hediye ediyorlar. Hakkında soruşturma başlatılan bu masada olmayan isimler de var. Tayyargiller var. Tayyargiller çiftine soruşturma başlatıldı. Eşine kilolarca altın hediye etmiş mesela Tayyar Öz. Tayyar Öz, eşi Özlem Öz'e kilolarca altın hediye etmiş. Biz acaba değneğin ucundakilerle mi uğraşıyoruz diye de düşünüyor insan. Değneği tutan kim? Yani bu kara paranın kaynağı kim? Gazeteciler bu işin peşinde, gerçek gazeteciler. Onlardan biri Murat Arel. Gurur duyduğum meslektaşım Murat Arel de sosyal medya üzerinden tehditler alıyor. Pabuç bırakmaz Murat Arel tehditlere. İş nereye kadar gidiyorsa oraya kadar elbette haber yapılır. Dilan Polat'ın 2019 yılında Şampiyonlar Ligi notuyla paylaştığı yemek masası artık tümden soruşturma konusu. Fotoğraftaki 13 kişiden 12'si hakkında soruşturma başlatıldı. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Buradaki isimler hakkında 12 kişi hakkında yurt dışı yasağı talep edildi ve kabul edildi. Bu isimler, kim bu isimler? Eylül Öztürk şu anda Amerika'da. Feyza Nur Başar, İlayda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, hemen arkanda var Merve Nur Korkut. Evet. Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut. Benim elde ettiğim isimler bunlar, öğrenebildiklerim. 12 kişiye yurt dışı yasağı konuldu. ve yurt dışı yasağı konulduktan sonra ise dosyaya kısıtlama getirildi. Kısıtlamadan kasıt da hani kimsenin görmemesi için, soruşturmanın selayeti açısından, düzgün yürüyebilmesi açısından gizlilik kararı verildi. Bununla ilgili de dava genişleyecek, büyüyecek. Eylül Öztürk, Feyza Nur Başar, İlayda Topal, İlke Alagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan ve Yavuz Selim Korkut. Gazeteci Murat Ağırel fotoğraftaki kişilerin Dilan Polat'ın güzellik merkezi şubeleriyle alakalı olduğunu, 12 kişinin bu nedenle soruşturulduğunu söyledi. O 12 kişiden biri olan Eylül Öztürk'ün eşi Kenan Özkan'la birlikte 5 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği, oradan peşin parayla 11 ev aldıkları iddia edilmişti. Hakkında çıkan son haberlerden sonra Öztürk sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Evet, şu anda bana geldikleri kesinleşti. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım. O nasıl olacak anlamadım. Neyse, bunu avukatıma sorayım. Dilan Polat'ın paylaştığı Şampiyonlar Ligi fotoğrafı. Ve oradaki o fotoğraftan hemen da... Hemen verelim arkadaşlar. O fotoğrafı verelim. O fotoğraftan da orada bulunan isimlerin bugün bu Dilan Polat ve Engin Polat davasına eklendiğini öğrendik. Niye? Buradaki isimlerde aslında bu Dilan Polat'ın çocuğunun adı...